Buna göre Kars Anlaşması ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılması beklenebilir? Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM hükümeti ile Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan arasında Rusya'nın ara buluculuğu ile Kars Anlaşması imzalanmış ve Doğu sınırımızın çizilmesine rağmen Batum'un Gürcistan'a ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilmiştir. Evet arkadaşlar çünkü Batum Gürcistan'a bırakılmış. İstanbul hükümeti Hükümetinin, ülkenin geleceği ile ilgili konularda etkinliği önemli ölçüde azalmıştır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anlaşmayı TBMM hükümetiyle yapmış diğer devletler. Dolayısıyla İstanbul hükümetinin etkinliğinin azaldığını ifade edebiliyoruz. Wilson ilkelerinde yer alan sert determinasyon yani çoğunluk ilkesi anlayışı ölçüt, ölçüt kabul edilmiştir. Hayır arkadaşlar öyle olsaydı o süreçte Batum Türk topraklarına ait olurdu. E, dolayısıyla bu yanlış olacaktır. Çünkü Batum'da Türk çoğunluktaydı. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. İkinci meşrutiyeti birinci meşrutiyete nazaran ülkede demokratik iklimin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur diyen bir tarihçi, bu düşüncesine bilgilerinden hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Siyasi partilerin teşekkül etmiş olması, arkadaşlar bu partilerin varlığı tabii ki demokratik iklimi artıracak bir durumdur. Çünkü insanlar fikirlerini daha özgürce dile getirebilecekler ve istedikleri partiyi destekleyebilecekler, yasamanın yürütmeye göre gücünü artırması yani yasa çıkar daha önemli hale gelmesi tabii ki demokratik iklimi olumlu etkileyecektir arkadaşlar. Ulus esasına dayalı bir devletin temellerinin atılması arkadaşlar e, meşrutiyet döneminde Osmanlılık düşüncesi daha hakim. İkinci meşrutiyete Türkçülük düşüncesi de ön plana çıksa dahi bu durum demokratik iklimi artıracak bir durum değildir. Sadece fikir olarak ortaya çıkacaktır, fikir akımları olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız bir 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Trablusgarp halkının Osmanlı subayları ile İtalya'ya karşı bir savaşın içine girmeleri hangi fikir hareketinden etkilenmediklerine kanıttır. Trablusgarp savaşına karadan ve denizden kuvvet gönderemeyen Osmanlı devleti Trablusgarp'taki Müslüman unsurları kullanmak ve İtalya'ya karşı örgütlemek zorundaydı. Nitekim öyle de oldu. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi komutanlar bölge Müslümanları ve İtalya'nın karşısına dikilip amansız bir mücadele verdiler. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar, Türk komutanlarla birlikte hareket ediyorlar ve milliyetçilikten hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Ee, Müslüman olmalarından dolayı İslamcılık tabii ki var. Osmanlıcılık yine var arkadaşlar. Türkçülük var mı? Türk komutanlarla birlikte hareket ederek onlara güveniyorlar. Batıcılık olur mu? Yine olur. Çünkü Osmanlı Devleti'ni kurtarmak amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri de batıcılıktır. Ve Türk komutanlar da batıcılığı yine savunmaktaydı. Onlarla birlikte hareket etmeleri yine batıcılıktan da etkilendiklerini gösterir. Ancak hiçbir şekilde milliyetçilikten etkilenmiyorlar arkadaşlar. Milliyetçilikten etkilenselerdi zaten Türk komutanlarla birlikte olmazlardı. Aksine kendi bağımsızlıkları için mücadele ederlerdi. Dolayısıyla Dolayısıyla cevabımız elbette D şıkkı olacaktır. Buna göre Birinci Balkan Savaşı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1905 tarihinde İngiltere'ye yaptırılan Hamidiye Kruvazörü Raufor Bay komutasında Ege ve Akdeniz'de Yunan-Bulgar donanmalarına ağır tahribatlar verdirmiştir. Ancak kara ordusundaki yetersizlikler ve ordunun siyasi çekişmelerinden dolayı Birinci Balkan Savaşı'ndan başarısızlıkla çıkılmıştır. Bakalım arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı deniz gücü etkin bir biçimde kullanılmaya çalışılmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki çünkü gördüğünüz gibi denizlerde bir başarı var, ağır tahribatlar verilmiş, karada başarı olunamamış arkadaşlar. Savaşın kaybedilmesinde iç politikadaki çekişmelerinde etkisi olmuştur. Tabii ki siyasi çekişmelerden bahsedilmiş arkadaşlar. Ordu içerisindeki bu siyasi çekişmeler iç politikadaki çekişmeleri tabii ki bize kanıtlar niteliktedir. İngiltere Savaş sırasında Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir. Hayır arkadaşlar, tabii ki böyle bir durum söz konusu olmayacak. E, sadece İngiltere'ye yaptırılmış bir şey var. Osmanlı'yı desteklediğini ifade edemeyiz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Diyen bir tarihçi bu düşüncesine kaybettiği topraklardan hangilerini bu düşüncesiyle kanıt olarak gösterebilir? Osmanlı Devleti Uşi Anlaşması ile sadece Kuzey Afrika topraklarından birini değil, bu coğrafya ile herhangi bir sınırı olmayan başka bölgelerde de toprak kaybetmiştir. Arkadaşlar bu coğrafya ile herhangi bir sınırı olmayan diyor zaten. Dolayısıyla Batı Trakya ve Boğazları hemen elememiz gerekiyor. Burada bahsedilen 12 ada olacak arkadaşlar. 12 adayı biz geçici olarak bırakıyoruz. Ancak tekrar geri alamıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler kendi aralarında çıkar çatışmaları yaşadığı için Bulgaristan'a saldırıp İkinci Balkan Savaşı'nı başlattılar. Bu noktada Bulgaristan'a karşı daha etkin olmak isteyen Yunanistan hangi devletin İkinci Balkan Savaşı'nda kendi yanında savaşa girmesini sağlamıştır? Arkadaşlar Romanya Birinci Balkan Savaşı'na katılmıyordu zaten ve Yunanistan Romanya'yı kendi yanına çekmek istedi. Aynı zamanda Romanya bu kargaşadan da faydalanarak toprak elde etmek istiyordu bu sebeple 2. Balkan Savaşı'na da katıldı. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı Romanya olacaktır. diyen bir tarihçi gelişmelerinden hangilerini Kafkas cephesine bağlı olarak açıklayabilir? Kafkas cephesinin açılmasında pantürkizm düşüncesini gerçekleştirmek, Azerbaycan Bakü petrollerini ele geçirmek ve Rusya'nın güneye inmesini engellemek gibi nedenler yanlış değildi, yanlış olan mevsimdi ve biz genel kışa yenildik. Sarıkamış harekatının başarısızlıkla sonuçlanmasından bahsediyor arkadaşlar. Bu durumda tabii ki doğru. Hava şartlarının Türk ordusunu olumsuz anlamda etkilemesinden tabii ki bahsetmiş arkadaşlar. Yanlış olan mevsimdi diyor. Kış şartları. Rusya'nın Doğu Anadolu topraklarının büyük bir kısmını ele geçirmesi olur mu arkadaşlar? Kafkas cephesine bağlı olarak açıklayabilir mi? Yine açıklayabilir. Çünkü Rusya'nın güneye inmesini engellemek gibi nedenler vardı. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Suriye Filistin cephesinde Kudüs'ü modern haçlılara bırakmak istemeyen Türk İslam ordusu ile ilgili General Alembay hatıralarına şu notu düşmüştür. Türkler ürküten delice bir mücadele gücüne sahip savaş kabiliyetlerini tamamen yitirdiler ama hala çarpışmaya devam ediyorlar. Bir avuç Türk'ün siperlerde mahpus olduklarını bile bile ateşi kesmemeleri ve mücadele etmeleri yüzünden zaman kaybediyoruz. Peki arkadaşlar bakalım Kudüs İslamiyet açısından önemli bir merkez kabul edilmiştir diyebilir miyiz? Evet çünkü zaten e, Haçlılara bırakmamak amacıyla bu şekilde büyük bir mücadele verilmiştir. Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nın son mücadelesi bu cephede verilmiştir. Yukarıda böyle bir bilgi yer alıyor mu arkadaşlar? Hayır sadece Türkler burada yenilmelerine rağmen yenik düşmelerine rağmen mücadeleye devam ediyor diyor. Bu yüzden ikinci öncüle ulaşamayız. Türklerin savaş taktikleri değil bölgeyi bırakmama konusundaki gayreti üzerine durulmuştur. Evet arkadaşlar bu da tabii ki doğru bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre azınlıklar ile ilgili durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Lozan görüşmelerinde azınlık haklarının yeniden tartışma konusu yapılıp Avrupalı devletlerin azınlıkları kullanarak Türkiye'yi zor duruma sokmak istemelerine karşı Türk yönetimi tüm azınlıkları Türk vatandaşı kabul ederek sorunu çözme yoluna gitmiştir. Bakalım arkadaşlar Avrupalı devletlerin iç işlerimize müdahalesi engellenmeye çalışılmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki çünkü Avrupalı devletlerin azınlıkları kullanarak Türkiye'nin iç işlerine Karışmasını önlemek amacıyla Türk yönetimi tüm azınlıkları Türk vatandaşı olarak kabul etmiş. Bu yüzden birinci öncül elbette doğru olur. Lozanla birlikte Osmanlıcılık fikir hareketi devletin temel politikası haline getirilmeye çalışılmıştır. Hayır arkadaşlar burada zaten artık Türkiye'den bahsediyoruz dolayısıyla Osmanlıcılık düşüncesinden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Bağımsız devlet anlayışına uymayan konulara Türk yönetimi çözüm üretmiştir. Bağımsız devlet anlayışında e, azınlık haklarına müdahale yapılmaz arkadaşlar. Ancak burada gördüğünüz gibi Avrupalı devletler azınlıkları kullanarak Türkiye'nin iç iş işlerine karışmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla e, Türk yönetimi de kendisi bir çözüm üreterek e, herkesi Türk vatandaşı olarak kabul ediyor Dolayısıyla üçüncü öncede de ulaşabiliyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Vilayeti Sitte olarak bilinen Erzurum, Elazığ, Van, Diyarbakır, Sivas, Bitlis 6 ilde karışıklık çıkarsa bu coğrafyaları itilaf devletleri işgal hakkına haiz olacaktır maddesi gereği durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Hınçak ve Taşnak komitelerinin bölgede bir Ermeni teşekkülü meydana getirmek istemelerine neden olacak mı arkadaşlar bu durum? Tabii ki bu maddeden güç alacaklar. Aslında zaten özellikle onların yani Ermenilerin doğuda bir devlet kurmaları amacıyla böyle de bir madde yer alıyor. Dolayısıyla doğru. Ermenilere yönelik sevk ve iskan kanununun çıkarılması. Arkadaşlar bu madde 1918 yılında kabul edilen Mondros Ateşkes Anlaşması'nda geçiyor. Ancak sevk ve iskan kanunu zaten 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sürecinde çıkarılmıştı. Bu yüzden ikinci öncül olmaz. Anadolu müdafaa Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin etkinlik kazanmasında etkili olurum arkadaşlar. Tabii ki zaten onların amacı da doğuda bir Ermeni devleti meydana getirmekti. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Milli Kongre Cemiyeti'nin diğer cemiyetlerden ayrılmasında yukarıdakilerden hangilerinin belirleyici olduğu söylenebilir? Arkadaşlar Milli Kongre Cemiyeti basın yoluyla mücadele eden bir cemiyetti. Dolayısıyla basın yoluyla mücadele ettiği için tüm ulus olan bitenden haberdar olabiliyordu. Bakalım şimdi öncüllerimize. Tüm ulusu ilgilendiren bir yapıya sahip olması evet dediğimiz gibi bölgesel bir cemiyet değildi arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. En büyük silah olarak basını kullanması tabii ki arkadaşlar bu da doğru. Ulusal egemenlik düşüncesini gerçekleştirmek için ortaya çıkması ise diğer cemiyetlerden ayrılmasıyla alakalı bir nokta değil arkadaşlar. Diğer cemiyetlerin amacı da bölgesel kurtuluşu sağlamak. Sonrasında tabii ki bir takım gelişmeleri de ardından getirmek. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz arkadaşlar. Yani belirli bir unsur olarak kabul etmemiz mümkün olmayacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Bu talimatın verilmesi ile durumlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir. Kütahya Eskişehir Muharebelerinde 13 Temmuz'da Afyon, 17 Temmuz'da Kütahya, 19 Temmuz'da Eskişehir kaybedilince Mustafa Kemal Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na orduları Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiniz talimatını vermiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Türk ordusunun daha fazla kayıp vermesini önleyici bir strateji geliştirmek elbette arkadaşlar çünkü gördüğünüz gördüğünüz gibi pek çok şehrimizi kaybettikten sonra Mustafa Kemal böyle bir karar alıyor ve daha fazla askeri de kaybetmek istemiyor kayıpları aza indirmek amacıyla orduları nehrin doğusuna doğru çekmelerini istiyor Bu yüzden birinci öncül doğru olur ordunun yeniden aktif bir duruma gelmesini ve toparlanmasını sağlamak Evet arkadaşlar bazen İnatla savaşmak yerine biraz geri çekilip toparlanmak ve tekrar savaşmak çok daha doğru olacaktır. Mustafa Kemal de burada bunu hedefliyor aslında. Orduyu biraz dinlendirmek toparlamak ve yeniden savaşa hazır hale getirmek istiyor. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru olur. Yunanlılara karşı zaman kazanarak meclisin Kayseri'ye taşınmasını sağlamak. Hayır arkadaşlar Kayseri'ye taşınma konusu geçiyor ancak bu karar onaylanmıyor. Meclisin Ankara'da kalmasına karar veriyorlar. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Bu bilgilerden hareketle durumlarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. İngilizler adına Türklerin silahlarını teslim almakla görevli Rawlinson, Erzurum Kongresi'nin toplanacağını öğrenince baskı yapmak amacıyla milli iradenin lideri konumunda olan Mustafa Kemal'e kongreye katılmamasını öneriyordu. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa kongrenin kesinlikle toplanacağını, buna milletin karar verdiğini ve hiçbir işgalci devletten müsaade istenmediğini dile getirdi. Peki arkadaşlar bakalım. İngiltere Anadolu hareketinin daha etkin hale gelmesini istememektedir. Tabii ki bu sebeple zaten e, lider olan Mustafa Kemal'in katılmasını da istemiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden doğru. Mustafa Kemal Paşa bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini dile getirmiştir. Elbette kimseden müsaade almadan e, bu kongreyi toplayacağını belirtmiş arkadaşlar. İngiliz hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelenin lideri olduğunu kabul etmiş gözükmektedir. Evet arkadaşlar o sebeple zaten Mustafa Kemal'in katılmasını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü onu lider olarak görüyorlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre Alaşehir Kongresi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 16-25 Ağustos 1919'da Hacı Muhittin Bey tarafından toplanan Alaşehir Kongresi Yunan işgalinin bütünüyle karşısında olduğunu ifade etmesine rağmen itiraf devletleri ile iyi ilişkiler içine girmenin yararlı olabileceğini ve böylelikle bölgenin kurtarılabileceğini gündeme getirmiştir. Bu sebeple Fransız subaylarından Meyer Labonne ile belli dönemlerde görüşmeler yapmışlardır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Kurtuluş çaresini yanlış yöntemlerle aramaya çalışmıştır. Evet arkadaşlar çünkü bağımsızlık için mücadele ederken e, düşman olan toplumlarla iyi ilişkiler kurmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu yüzden bilinci öncül tabii ki doğru. Ulusal bağımsızlık anlayışıyla çelişen bir takım durumlar görülmüştür. Elbette arkadaşlar bu da doğru olacaktır. Fransız mandasına girmenin daha uygun olacağını düşünmüştür. Hayır arkadaşlar burada böyle bir bilgi verilmemiş. Sadece Fransız subaylarından biriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir ifade edilmiş. Bu yüzden 3. öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumu gelişmelerinden hangilerinin kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir? Lozan görüşmelerinin başlangıcında İsmet Paşa yeni Türk devletinin itibarını artırmak için belli açıklamalarda bulunmuştur. Bakalım arkadaşlar. Bağımsız bir devlet olarak katıldığımız Lozan'da Türkçenin görüşmelerde kullanılacak dillerden birisi olması gerektiğinin vurgulanması. Arkadaşlar bu durum Türk devletinin itibarını artırır mı? Tabii ki artırır bu yüzden doğru. Lozan görüşmelerinin bir istiklal harbi neticesinde başladığını vurgulayarak sevr benzeri maddelerin söz konusu edilmemesi gerektiğinin hatırlatılması yani sevrin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği sevre benzer bir anlaşmanın da kabul edilmeyeceği ifade edilmişti arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki sürekli de önümüze sevden birkaç madde çıkarıp e, tekrar kabul ettirmek için sunuyorlardı. E, İsmet İnönü burada hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ifade etmiş. Dolayısıyla bu durum tabii ki Türk Devleti'nin itibarını artıracak bir durumdur. Yunanistan'ın itilaf devletlerinin müttefiki olarak değil yenilen bir devlet olarak görüşmelerde bulunduğunun belirtilmesi. Tabii ki arkadaşlar biz biliyorsunuz ki kurtuluş mücadelesini en çok Yunanlarla savaşarak verdik zaten. Ve onlar itilaf devletin bir parçası olarak değil de yenilmiş bir devlet olarak karşımıza çıksın diye ifade etmiş. Dolayısıyla bu durumda yine Türk devletinin itibarını artırmak içindir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'in liderliğinde ortaya çıksa da bu genelgenin Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Rauf Paşa, Refet Bey ve Cemal Paşa tarafından onaylanmasının durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir. Genelgeyi şahsilikten çıkarmak. Evet arkadaşlar genelgeyi Mustafa Kemal ortaya çıkarmış olsa da gördüğünüz gibi diğer komutanlarla paşalarla iletişim halinde olarak onların onayıyla ortaya çıkmış olması genelgeyi şahsilikten e, çıkarmayı amaçlamaktadır önemli komutanlar aracılığıyla halkın da genelgeye katılımını sağlamak tabii ki arkadaşlar çünkü halk bu komutanlara bu insanlara güveniyordu onların onaylaması da tabii ki halkın katılımını da e, onaylamış olacak bir durumdur halkın da etkinliğinin olduğunu gösterir bize Milli mücadelenin etkisini artırmak yine aynı şekilde halkın desteğinin sağlanması amacıyla bu komutanların bu genelgeyi onaylamış olması milli mücadelenin etkisini elbette artıracaktır arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki cemiyetler ve amaçları göz önünde bulundurulduğunda hangi cemiyetler yer değiştirirse doğru bilgi verilmiş olur. Bakalım arkadaşlar. Teali İslam Ermeni devletinin kurulmasına karşı çıkmıştır. Hayır arkadaşlar İslam Teali cemiyetinin amacı saltanatın ve hilafetin devamını sağlamaktır. Dolayısıyla bir olan şıklar bizim için doğru cevap olacak. Bir olmayan şıkları bir eleyelim. Wilson ilkeleri ABD manda ve himayesini savunmuştur. Evet arkadaşlar bu tabii ki doğru olacak. E, i̇ki olan şıkkı da eledik. Aslında cevabımız çıktı. Kars İslam Şurası saltanat ve hilafetin devamını amaçlamıştır. Hayır arkadaşlar aslında Ermeni Devleti'nin kurulmasına karşı çıkmıştır. Dolayısıyla 1 ve 3 yer değiştirecek. Mavri Mira Megalo geliştirmeyi hedeflemiştir. Tabii ki arkadaşlar Yunanların büyük idealini geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Bu da doğru. Bu sebeple doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu kapsamda sorunlarından hangileri Mustafa Kemal'in direktiflerine uygun olarak ödün verilmeden çözüme kavuşan konular arasındadır. Mustafa Kemal Paşa Lozan görüşmelerinde birçok konunun gündeme getirileceğini bilmekteydi. Ancak belli konularda özellikle taviz verilmemesi gerektiğini belirtti. Ermeni devletinin teşekkülü. Arkadaşlar Mustafa Kemal kesinlikle bir Ermeni devleti kurulmaması gerektiğini Ermenilere toprak verilmeyeceğini ifade etmişti. Dolayısıyla birinci öncül el doğru olur. Lozan'da bu şekilde bir çözüme kavuşturulmuştur diyebiliriz. Kapitülasyonların kaldırılması meselesi Mustafa Kemal Lozan'da yine aynı şekilde kapitülasyonların kaldırılması konusunda da kesin talimat vermiştir arkadaşlar. Dolayısıyla yine ona uygun olarak çözüme kavuşturulmuştur. Nüfus mübadelesi sorunu ve adalar sorunu konusu ise arkadaşlar Mustafa Kemal'in direktifleriyle alakalı değil. Nüfus mübadelesi biliyorsunuz ki yer değiştirmeydi. Yunanistan'daki Türkler ve Türkiye'deki Yunanların yer değiştirmesiydi. Adalar konusunda ise zaten adalar konusunda problem yaşıyorduk arkadaşlar. 12 adaları İtalya'ya bırakmıştık. Yine Lozan'da da aynı şekilde oldu. Yunanlara bırakılan adalar oldu. Pek çok ada Yunanlara bırakıldı. Dolayısıyla 2. 3. ve 4. öncüller Mustafa Kemal'in kesinlikle taviz verilmemesi gerektiği noktasında direktif verdiği konular olmayacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı olacaktır. Bu ılımlı politika ile durumlarından hangilerinin yaşandığı söylenebilir. Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi üzerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu yeni hükümet Mustafa Kemal'i doğrudan isyankar kabul etmek yerine onu ve amaçlarını daha yakından görmek istemiştir. Tabii ki arkadaşlar Damat Ferit'e göre çok daha ılımlı bir yönetim kurmuştur Ali Rıza Paşa. Bakalım şimdi Amasya görüşmelerinin yapılması. Evet Amasya görüşmelerinde Ali Rıza Paşa hükümeti ve e, Türk hükümeti diyebiliriz aslında. Görüşme gerçekleştirecek. Dolayısıyla birinci öncül doğru arkadaşlar. Temsil heyeti ve Osmanlı hükümetinin birlikte hareket etme kararı alması. Hayır arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Sadece görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler sonucunda birlikte hareket etme gibi bir karar alınmayacak. Mebusan meclisinin toplanmasının zemininin oluşması. Amasya görüşmeleri neticesinde Mebusan meclisinin toplanması konusunda hem fikir olacaklar. Dolayısıyla bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevap cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin yürütme yetkisi kullandığına kanıt olarak gösterilebilir? Sivas Kongresi'nin toplandığı 4-11 Eylül 1919'da devletin resmi olarak yürütme erki padişahtı. Ancak temsil heyeti bu kongrede yürütme etkisini kullanarak bir hükümet gibi çalıştı. Arkadaşlar bir görevlendirme ya da atama görevi varsa biz buna yürütme etkisi diyorduk. Yasama yürütme ve yargı vardı biliyorsunuz ki. Yasamada yasa çıkarılır. Yürütmede ise görevlendirmeler gerçekleştirilir. Yürürlüğe konulur bir şeyler. Yargıdaysa tabii ki adı üzerine yargılamalar yapılır. Yürütmede Yürütme etkisini kullanmak demek bir yerden bir yere birini görevlendirmek, atamak demektir. Şıklara baktığımızda Ali Fuat Paşa'nın Batı Orduları Grup Komutanı olarak görevlendirilmesi yani atanması temsil heyetinin yürütme etkisini kullandığının kanıtıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız tabii ki B şıkkı olacaktır. Diğer seçenekler yürütmeyle alakalı değildir. Yukarıda belirtilen neden sonuç ilişkilerine bakıldığında hangisinde verilen nedenin karşısındaki sonucu ortaya çıkardığı söylenemez? Afgan dostluk anlaşması sonucunda 1. İnönü Savaşı yapılmadı tabii ki arkadaşlar. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la dostluk anlaşması imzalandı. Dolayısıyla bir hatalı olacak ama diğer seçeneklerimize de bakalım. Sakarya Savaşı'ndan sonra Kars ve Ankara anlaşmaları imzalandı doğru. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalya'nın Anadolu'yu boşaltma kararı alması söz konusu oldu. Çünkü iki savaş gerçekleşiyordu. 1. İnönü ve 2. İnönü İkisinde de Türkler başarılı olunca İtalya Anadolu'yu boşaltmıştı boşaltma kararı almıştı. Eskişehir Kütahya Muharebeleri Başkomutanlık Kanunu'nun kabulü. Evet bu muharebelerden sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilecek ve başkomutanlık kanunu çıkarılacak. Büyük taarruz sonucunda da Lozan Konferansı tertip edilecek arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Amasya görüşmelerinin dördüncü protokolünde görüşülen konulardan hangileri milli mücadele hareketini şahsi bir dava olmaktan çıkarmaya yönelik değildir? Ermenilerin yargılanma işini Mebusan Meclisi yapacak. Arkadaşlar bu durum şahsi bir dava almaktan çıkarmaya yönelik oluyor. Çünkü Ermenilerin yargılama işini Mebusan Meclisi'nin yapmış olması Mebusan Meclisi'nin etkin olduğunu da gösterecektir. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. İngiliz mühipleri cemiyetinin halkın örgütlenmesine engel olunacak. Bu şahsi bir dava olmaktan çıkarmaya yönelik değil arkadaşlar. Çünkü zaten bütün halkı ilgilendiren bir durum söz konusu burada. Milli mücadeleye katılmış memurların ülke güvenliği sağlanıncaya kadar yerlerinde kalması kabul edilecek. Arkadaşlar bu da yine şahsi bir mevzu olmaya yönelik değil. Çünkü şahsi bir dava almaktan çıkarmaya yönelik bir hareket olması için şahsi meseleler olmalı. Ancak burada yine bütün ülke güvenliği ile alakalı bir karar ve memurların korunmasına yönelik bir karar vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. TBMM'ye karşı ortaya çıkan ayaklanmalar düşünülecek olursa aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında gösterilemez? 1. TBMM'nin açılmasından sonra ülkede gerek iç gerekse dış destekli birçok ayaklanma yaşanmıştır. Bakalım arkadaşlar İstanbul hükümeti mevcut otoritesini korumak istemiştir. Tabii ki arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki pek çok cemiyet vardı. Bazı cemiyetler İstanbul hükümetinin varlığının devam etmesini istiyordu. Bunlar tabii ki TBMM'nin kurulmasına karşı çıkacaklardır ve isyan çıkaracaklardır. Düzenli ordunun kurulması belli Kuvayi Milliyecilerde rahatsızlık yaratmıştır. Evet arkadaşlar bazı Kuvayi Milliyeciler Demirci Mehmet Efe gibi örneğin ee, Kuvayi Milliye'nin lideri konumunda oldukları için düzenli orduya katılıp emir altına girmek istememişlerdir. Bu da TBMM'ye karşı isyan etmelerine sebep olmuştur. Vatanın bütünlüğünü korumak ve sınırlarımıza sahip çıkmak azınlıkların çıkarlarını zedelemiştir. Elbette arkadaşlar biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti çok ulusluydu ve ülke içerisinde çok fazla azınlık yaşıyordu. TBMM'nin kurulması azınlıkları rahatsız edecektir. Atatürk inkılaplarının yaygınlaşması toplumun tamamı tarafından kabul görmemiştir. Arkadaşlar bu ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek bir sebeptir. E, TBMM'nin ilk kurulduğu süreçte Atatürk inkılaplarının etkin olduğunu ifade edemeyiz. Bu yüzden de şıkkı olmaz. İtilaf devletlerinin Türk vatanı üzerindeki emelleri tehdit altına girmiştir. Tabii ki arkadaşlar çünkü TBMM gibi bir kuruluşun ortaya çıkması aslında bağımsızlığın en büyük kanıtlarından biri olacaktır. Ve itilaf devletleri elbette bundan rahatsızlık duyacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Nutuk'ta yer alması beklenemez? Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseri 1919-1927 yılları arasında cereyan eden Türk Kurtuluş Savaşı'nı ve modern Türkiye'nin doğuşunu kaleme almıştır. Bakalım arkadaşlar. Cumhuriyetin ilan edilmesi 1923 yılında olduğu için Nutuk'ta tabii ki yer alacaktır. Halifeliğin kaldırılması 1924 yılındadır. Yine Nutuk'ta yer alır. Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi ise zaten halifeliğin kaldırılmasından sonraki bir, süreçtir arkadaşlar. Dolayısıyla yine nutukta yer alacaktır. Ordunun siyasetten ayrılması ile ilgili çalışmalar yapılması Erkanlı Harbiye Vekaletinin kaldırılması ile birlikte olacak. O da yine 1924 yılındadır. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması ise 1930 yılına geldiğimizde olacak. Dolayısıyla nutuk içerisinde yer alması mümkün değildir. Çünkü nutukta 1927'ye kadar olan gelişmeler yer alıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Sevra Anlaşması'nın geçersiz kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Sevra Anlaşması damat Ferit, Rıza, Tevfik, Reşat, Halis ve Hadi Paşa gibi isimlerin oluşturduğu Saltanat Şurası tarafından onaylanmasına rağmen tarihsel kayıtlarda ana rahminde ölmüş bir anlaşma kabul edildi. Bu sebeple doğsa bile ölü doğmuş olacaktı. Arkadaşlar bunun tabii ki sebebi Sevra Anlaşması'nın imzalandığı süreçte meclis-i mebusunun kapalı olmasıdır. Dolayısıyla mecliste onaylanamamıştı. E, bu sebeple şıklara baktığımızda misak-ı milli kararlarından sonra Mebusan Meclisi'nin kapatılmış olması e, ölü doğan bir anlaşma olmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü Mebusan Meclisi'nde onaylanamamıştır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinciye zemin hazırladığı savunulamaz? Uluslararası ölçü ve tartı sisteminin kabulü uluslararası ticaretin kolaylaşmasına tabii ki neden olacaktır. Medeni kanunun kabul edilmesi Türk kadının siyasette söz sahibi olması, hayır arkadaşlar medeni kanunun kabulüyle birlikte Türk kadına toplumsal ve ekonomik alanlarda haklar verilecek. Türk kadınının siyasette söz sahibi olması 1930'lu yıllardan sonra olacak. Dolayısıyla olmaz. Tevhidi tedrisat kanununun kabul edilmesi eğitimde birliğin sağlanmasına neden olacak. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Soyadı kanununun çıkarılması, lakap ve ünvanların kaldırılarak ayrım oluşturulacak engellenmesine neden olacak arkadaşlar. Doğru. Halifeliğin kaldırılması ulusal egemenliğin güçlenmesine neden olacak. Çünkü halifelik makamı son dönemlerde padişahlık makamı gibi olmaya başlamıştı. Dolayısıyla doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar niteliktedir. TBMM kuruluşundaki ihtilal özelliği gereği İstanbul hükümetiyle bütün ilişkilerini kesmiştir. Ancak İstanbul hükümetinin yaptığı bir takım uygulamalar, milli mücadele sürecini olumsuz olarak etkilememiştir. Peki arkadaşlar bakalım saltanat şurasının Sevr anlaşmasını imzalaması tabii ki olumsuz bir durumdur dolayısıyla olmaz Nasihat heyetlerini Anadolu'ya göndermesi arkadaşlar bu heyetler e, milli mücadele yapılmaması gerektiğini işgalcilere karşı tepki verilmemesi gerektiğini e, insanlara anlatan heyetlerdi dolayısıyla bu da olumsuzdur misak milli kararlarının Felahı Vatan grubu tarafından kabul edilmesi arkadaşlar Felahı Vatan grubu ve bu son meclisi içerisinde milli mücadeleye yandaş üyeler tarafından oluşturulan bir grup Dolayısıyla bu olumlu bir durumdur yani milli mücadele sürecini olumsuz olarak etkilememiştir ifadesi bunu kanıtlar nitelikte Kuvayi Milliye birliklerine karşı mücadele etmesi İstanbul hükümetinin yaptığı olumsuz bir durum arkadaşlar itiraf devletlerinin kontrolünde bir yönetim de yine olumsuz bir durum. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangilerinin yeri değiştirilirse gruplar arasındaki yanlışlık giderilmiş olur. Bakalım arkadaşlar demokratik bir meclistir. Ulus egemenliğine dayanması demokratik olduğunu gösterir mi? Tabii ki arkadaşlar çünkü millet egemenliği söz konusu. Güçler birliğine dayalıdır. Daha hızlı karar almak istemesi elbette yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir elde bulunması daha hızlı kararlar alınmasına sebebiyet verir. İhtilacı bir meclistir. Meclis içinde azınlıklara yer vermemesi. Arkadaşlar bu ihtilacı olmasıyla alakalı bir durum değil. İstanbul hükümetinin yetki ve otoritesini kabul etmemesiyle alakalıdır. Ulusal bir meclisdir dediğimizde ise mezi, meclis içerisinde azınlıklara yer vermemesini almamız gerekir. Dolayısıyla 3 ve 4 yer değiştirirse eşleştirme daha doğru olmuş olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bunlardan hangisinin sonucu karşısındakiyle uyumlu değildir? Aşağıda Atatürk'ün gerçekleştirdiği bazı devrimler ve onların sonuçları verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanı devlet rejiminin adı belirlenmiştir. Evet arkadaşlar artık cumhuriyetle yönetim söz konusu olacaktır. Medeni kanunun kabulü, hukuk birliği sağlanmıştır. Doğru arkadaşlar Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması ordu ve din işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlanmıştır. Değil arkadaşlar çünkü e, din işleri değil ordu ve siyaset işleri birbirinden ayrılacak. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Türkçe'nin zenginliği ortaya konulmuştur. Doğru. Ölçü ve takvimlerde değişiklik ise Avrupa ile olan ekonomik ilişkileri tabii ki kolaylaştıracaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.